Muhterem basın mensupları, yeni bir yüzyılın ilk yılı olarak nitelendirdiğimiz 2023 yılında Kurban Bayramımızı idrak ediyoruz. İslam aleminin, Türk milletinin mübarek Kurban Bayramı hayırlara vesile olur inancındayız. Millet olarak böyle günlerde milli şuuru geliştirmek, dayanışma içerisinde olmak ve karşılaştığımız tüm meseleleri çözümde görüş birliği içerisinde bulunmak için önemli bir fırsattır. Muhterem basın mensupları, 2023 yılının ilk 6 ayında hüzünlü, sevinçli günler de yaşanmıştır. Bunların başında hepimizin hatırlayacağı gibi 6 Şubat tarihinde yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 11 ili kapsayan 50 bini aşkın vatan evladının şehit, 117 bin vatan evladının yaralandığı acılı günlerden geliyoruz. Bunun yanında İki önemli olay da yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi 14 Mayıs'ta yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri, sonra 28 Mayıs'ta yaşanmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimini de idrak ediyoruz. Böyle bir süreç içerisinde Türkiye'de artık seçimlere son bulmuştur. Millet iradesi kendini ortaya koymuş ve Türkiye'yi kalıcı bir cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde istikrara kavuşturmuştur. Bu siyasi istikrarın devamında yarar vardır. Bu siyasi istikrarı milletçe, bütün siyasi partilerce sürdürmek gayesi içerisinde olmamız gerekmektedir. Seçimler bitmiştir. Tartışmalar son bulmuştur. Ancak önümüzdeki günlerle ilgili, yani bir başka deyişle 2023'ün ikinci 6 ayı ile 2024'ün ilk 6 ayı arasında iki önemli olay milletçe siyasi hayatımızda yaşanacak. Bunlardan birincisi, siyasi partilerin siyasi partiler yasasında ve anayasada ifade bulduğu en az 2 en fazla 3 yıl içerisinde olağan kongrelerini yapma konusudur. O sebepten dolayı bütün siyasi partilerimiz bu süreci tamamlamak durumundadırlar ve kongreler bazılarında başlamış, bazılarında devam edecektir. İkinci önemli olay ise 2024 yılının 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel yönetimleriyle ilgilendiren mahalli idareler seçimleridir. Bu seçimleri de milletimiz açısından çok önemlidir. Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlanmış ise onu toplumsal dengesini kuracak yerel yönetimin de bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir. O sebepten dolayı siyasi partilerimiz kendilerini 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlamak durumundadır. Bunu yaparken bir konu üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Madem ki Türkiye millet iradesiyle bir siyasi istikrara kavuşmuştur, bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmesi lazımdır. Yani siyasi partiler normal süreç içerisinde yasanın öngördüğü, gönül vermiş insanların hedeflediği yolda gayet olgun, karşılıklı bir saygı içerisinde kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırmalarında yarar vardır. Bu bugünler için çok önemli bir konudur.
Buna dikkat etmek lazımdır. Türkiye aynı zamanda birçok olaylarla karşı karşıya kalmıştır. Çevremizde sıcak iklimler vardır. Bu iklimler hala Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olarak kendini göstermektedir. Bu dönem içerisinde bayram münasebetiyle temennimiz Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın en kısa zamanda barış yoluyla sonlandırılması meselesidir. Tabii küresel güçler boş durmamaktadır. Zaman zaman şahit olduğumuz olaylar olmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ukrayna ile Rusya savaşı devam ederken barış yolunda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün Batı ülkeleri destek verip gayret göstermesi gerekirken şimdi Rusya'da, Rusya Federasyonu'nda yeni yeni olayların gelişmesine de fırsat verebilecek tarzda sakinlik ve durgunluk göstermektedirler. Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu tabirin altını çiziyorum. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur. Bundan sonra kimse Rus ruletine bu savaş ortamında heves etmesin. Dünyaya barışa ihtiyaç var, birliğe ihtiyaç var, mutluluğa ihtiyaç var, sevgiye, saygıya ihtiyaç var. Hepinize teşekkür ediyor, başarılar efendim, diliyorum. Efendim, kongreler yapılacak dediniz. MHP'nin kongresi 2024 Mart ayında olacak. Daha öne alınabilir mi? Hayır, arkadaşlarımızla bu konuda seçimi de düşünerek, mali idareler seçimi de düşünerek, yetkili organlarımızda hangisi daha ayarlıdır? Ötelemeyeceğimize göre erken mi yapalım yoksa zamanında mı yapalım? Erken yapalım dersek seçimin başladığı tarihten önce olması lazım. Zamanında dersek de biz daha evvelden 18 Mart 2018'de yaptığımız için şimdi 17 Mart pazara rast geliyor. 17 Mart'ta 2024 yılında kurultayımızı da yapmak durumundayız. Bu yasanın öngörmüş olduğu hedeftir. Bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Efendim, gazeteci Merdan Yağan, Yenerdağ'ın terörist başı Öcalan'la ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında onlar bizim gündemimizde. Hem de Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklaması vardı. Serbest bırakılması yönünde. Siz nasıl değerlendirirsiniz bunu? Bizim gündemimizde öyle bir konu yok. İhanetin serbestliği olmaz.